Ver oğlum bir şey. Harmanım, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Evet beyler, herkese selam. Yeni videodayız. Bu videoda sizlere level kaybı nedir? Bir skill 17'de master olmazsa ne kaybederiz? 17'de master neden yapıyoruz? Bunlar hakkında bir kısa bilgi amaçlı bir video olacak. 17'de nasıl master yaparız? Hani hiç bilmeyen arkadaşlarımız var. Geçen canlı yayını açtım. Canlı yayında hani toplam 650 kişi falan katıldı. Anlık olarak 75 kişi falan oldu. Hani bunu soranlar oldu. Hani level kaybı işte benim skillim 17'de master olmadı, 18'de oldu falan gibisinden. Ben de buna istinaden bir adam akıllı detaylı bir video çekeyim istedim. Çünkü geçen bir tane pratik bilgilerin içine koymuştum ama pratik bilgileri belki herkes izlememiştir. Hani level kaybı nedir diye aratan belki vardır. O yüzden abi, level kaybı nedir? Sizlere güzel bir şekilde bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle skill penceresini açtığımız zaman bu çarın skill mesela hava kılıcı P, kılıç çevirmesi G2, öfkesi G6, 3 yönlüsü M8, hamlesi de M8, ondan sonra yaşama isteği de M3'te arkadaşlar. Bunları görebiliyorsunuz. Burada sıkıntı yok. Şimdi önemli olan, ilk başta siz geldiniz, çarınızı kasmaya başladınız. İşte 18 level oldunuz. Bir tane level eksiğiniz var. İşte hiçbir skill açmadınız. Sadece atıyorum hava kılıcını açtınız. Artı 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 arttırdınız. Master'a 17'de master'a geçmedi. Üzerinde 17 yazıyor. Ne yapacaksın? Gidip mesela şu gözden bantlarının unutkanlığı, eskiden gözden bantıydı. İşte mesela kılıç çevirmemiş. O zaman kılıç çevirme üzerinden örnek verelim. İşte kılıç çevirmeyi atıyorum yaptınız işte. 17 yaptınız. Master olmadı. Aga ne yapacağım? Gelip gözden bandı ya da unutkanlık, ismi unutkanlık. Ben hala gözden bandında kalmışım. Bundan eskiden yıllar önce gözden bandıydı ismi. Unutkanlığını almaya gerek yok. Çünkü sen 30 level 6'sın arkadaşım. Bak 30 level 6 olanlara ne diyor? Becerileri sıfırla var. Yaşlı kadına geliyorsun. Birinci köyde yaşlı kadına gel. Becerileri sıfırla var. Bak diyor ki senin seviyen 113. Sana yardımcı olamam diyor. Bu seviyede ile becerini artık değiştiremezsin. Sadece 30 level altında başkaları seçebiliyor. 30 level altında olman gerekiyor. Yani kardeşim sen 30 level'e kadar gelip buradan becerilerini sıfırlayabiliyorsun. Ama benim tavsiyem 17 level'de master olma, 18 level'de master olmadıysa gel sıfırla. Çünkü 18 level'de senden tahminen 40k kadar para alacak beceriyi sıfırlama için. Sen de gidip becerileri alıp tekrardan basacaksın. Geçmezse tekrar yapacaksın. Geçmezse 17'de tekrar yapacaksın. Tavsiyemdir. Geçmediği zaman karakter atın, tekrardan girin. Boş CH'de yapın, özellikle CH5'te, CH6'da, hani boş CH'lerde yapın. Daha çok geçiyor. Benim şansıma tesadüfe böyle denk gelmiş olabilir. Onu da bilmiyorum. Her neyse, 30 level'e geldiğiniz zaman sizden artık çünkü 100k falan para isteyecek diye biliyorum. Hani level arttıkça istediği yank tutarı artıyor. Sen o yüzden abi 17, işte 18 level'de master olmazsa gel sıfırla. Ve 17'de master yap birinci skillini. Her neyse birinci skillini, atıyorum öfkeyi yaptın veya vakılcını yaptın. Veya işte güçlü bedense işte güçlü bedeni yaptın. Farklı karakterse farklı karakterin herhangi bir skilli. Buraya kadar sıkıntı yok. Ama dediğim gibi 18'de yapın ki az yank alsın sizden. Az para alsın. Şimdi birinci skillini o şekilde master yaptın. Çarını kasmaya devam ettin abi. İşte diğer skillleri de açtın falan filan. İşte hava kılıcına sıra geldi. Kılıç çevirmeye geldi sıra. Kılıç çevirmeyi master yapacaksın. Basıyorsun. İşte 17'de master olmadı. İşte o zaman kaç levelsin? Tabii levelin olmuş artık 37 falan atıyorum ya da 40 level olmuşsun. 17'de master olmadı. Sakın 18'e falan atma. 18'de 19'da sakın master yapma. Master yaparsan o çar çöp abi. Level kaybın olacak. Level kaybın olacağı için o çar tamamen çöp olacak. O yüzden sen her türlü 17'de master yapacaksın. Pahalı da olsa master yapacaksın. Şimdi ruh vuruşununki pahalıydı bir ara. Öfkeninki pahalıydı. Bırak pahalı olsun. BK okuma 2 gün. Ne bileyim, artı 9 dolunay kılıcı alma. Ama 17'de master yap, yoksa o çar gerçekten çöp olur. Şimdi 17'de master yapmak için ne yapacağız abi? Gidiyorsun işte, atıyorum seninki kılıç çevirme. Sırada işte ikinci skillini kılıç çevirme yapmışsın. Ya da üçüncü skill de aynı, dördüncü skill de aynı, beşinci skill de aynı. Hani sadece birinci skillini buradan sen yaşlı kadından sıfırlayabiliyorsun 30 level 6 olduğun için. Her neyse, kılıç çevirme unutkanlığını alıyorsun. Senin skillin 17'de. Basıyorsun abi, 16'ya düşüyor. Başka skill'e de verebilirsin artık. Ama 17'de onu master yapmak için tekrardan ona vereceksin. Bastın,
Yine 17 oldu. Gidiyorsun bir tane de akıllı çevirme unutkanlığı alıyorsun. Buna sağ tıkladığın zaman 16'ya geri düşecek. Tekrar basacaksın 17'ye. Yine master olmadı. Yine aynısını. Master olana dek. Master olana dek unutkanlık okuyacaksın. Ve 17'de master yapacaksın kardeşim o skill'i. Aynı şekilde 3 yönün içi de. Hani şey düşünmeyin. İşte hava kılıcı 17'de master olacak. Öfke 17'de master olacak gibi bir şey düşünmeyin. Bütün skill'ler 17'de master olacak. Bunu özellikle söyleyeyim. Şimdi. Unutkanlığı okudun, yaptın. 17'de ikisi de master oldu. Bundan sonra geri kalan skill'ler de önemli. Bundan sonrakilerin hepsi 17'de master olacak. Peki neden? Ona da gelelim abi. Neden? Şimdi düşün. Bu 17'de master ilk skill'imiz neydi? Bizim öfkeydi. Öfkemiz 17'de master olmadı. 18'de master oldu. Tamam mı? Kava kılıcımız da 18'de master oldu. Etti mi sana 2? Bak. Bu da 18'de master oldu. 3. Bu da 18'de. Atıyorum yani 20 de olabilir aradan bir tanesi. Biri 17 de olabilir. Hepsi 17'de master olduğunu düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 skill. Hepsi 18'de master oldu. Tamam mı? 17'de yapacaktık ama 17'de yapamadık. Hepsi şansı 18'de master oldu. Ya da atıyorum biri 17'de, biri 19'da master. Kısacası hepsi 18 düşünürsek 6 tane. 6 level kaybımız olacak. Bu da bizi ne gibi etkileyecek? Şimdi sen... atıyorum bu skill'lerin hepsinin toplamda master olma leveli işte sallıyorum şu an tamamen 87'de mesela bunların hepsi master oluyor atıyorum. Emin de değilim ama 87 diyelim. 87'de master olacak. 6 tane level kaybın olduğunu düşün. Hadi bir tanesi master değil. 5 level kaybın vardı henüz. Ne olacak? Sen 87'de yapamayacaksın. 88'de yapamayacaksın. 89'da, 90'da, 91. Seni 5 level ileri atacak abi. 5 level sonra master yapacaksın. Peki 5 level sonra master yaptın. Aa diyorsun ki bak kardeşim benimki 5 level sonra bu da benimki de master oldu. Niye o kadar uğraşacağım? Senin burada ne var? Ruh mesela ben ruh vuruşu misillemeyi açmıştım. Ruh vuruşu misillemen. Abicim bu da yalan oldu. Bak benimki 11. 113 levelim benimki 11. Sen de 113 levele geldiğin zaman 6 tane kaybın olduğu için bu senin 5 olacak. Anladın mı? Bu da ona göre savunman daha düşük olacak. Yani level kaybı çok önemli arkadaşlar. Yüksek levellerde özellikle level kaybının eksiğini anlayacaksın. Atıyorum sen sadece 30 level ya da 40 level bir tane farm yapmak, farm dediğim işte ETP kasmak için char yapıyorsun. Onun için uğraşmana gerek yok bence. Yani ileriye dönük oynamayacağına garanti veriyorsun. İsmini bile random sallamışsın, sallama yapmışsın. Onun için uğraşma. Tamam mı? Onun için o kadar önemli değil. Gelelim skill'lerini. Yaptın abi bir hataydı bilmiyordun önceden yaptın. Ne yapabilirsin? App alıp buradan beceri sıfırlama kağıdı olması lazım. Aynen bak beceri sıfırlama kağıdı. 49 app. Bu beceri yeniden dağıtılmasını sağlar. Ama bu hepsini sağlayacağını zannetmiyordum ya. Puan kaybı olabilir. Beceri puanlarını yeniden dağıtılmışsa karakterin başka bir yönde gelişmesine imkan verir. Bu eşyayı kullanarak karakterinizin birinin puanlarını yeniden dağıtabilirsiniz. Böylece karakteriniz başka bir yönde geçebilirsiniz. Not. Kitaplarda aldığınız puanları kaybedersiniz ve daha fazla harcamış olsanız da maksimum 17 puan geri alabilirsin diyor. Bak bu da olmuyormuş. Ben eskiden böyle biliyordum. Bu da olmuyormuş. Sen 20'de master yaptığını atıyorum. Bununla sıfırla sana 17 puan veriyor. Gitti mi 3 level kaybın? Bu da olmuyor abi. Artık beceri sıfırlama kağıdı da eskiden tamamen sıfırlanabiliyordu diye hatırlıyorum ama bu da yok abi. O yüzden abicim en önemli şey her türlü 17 levelde bunlar master olacak. Bu kadar basit. Yani level kaybının ne olduğunu kısaca size anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bildiğim kadar bakın hep şey Nesne Market'ten de gösterdim yanlış bilgi olmasın diye. Ondan da 17 alabilirsiniz yazıyor. O yüzden... 17'de master yapıyoruz. Bu videoluk bu kadar olsun. Bilmeyen arkadaşlarımız vardı. Onlara istinaden videoyu da çektim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğendiyseniz de bir like'a basmayı unutmayın. Kamera orada buraya yapıyor ama kamerayı buraya çektim. Hep alışmışım kamera o taraftaydı. Neyse Allah'a emanet olun.